Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Kadir Akın. Kadir Akın çok önemli tarihi araştırmalar yapıyor. Bu da o serinin ikincisi Saklı Tarihin İzinde kitabı. Bu da benim notlarımdır. Şuradan çıkartayım bunu. Saklı Tarihin İzinde Osmanlı'da modernleşme, anayasa, sosyalizmin kökleri ve Ermeni vekiller diye devam ediyor. Bizim en önemli sorunumuz bu zaten, bilmemek. Ama neyse, ben çok konuşmadan direkt hoş geldin demek istiyorum. Kadir, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Senin kitaplarında çok büyük yüzleşmelerle karşı karşıyayız. Önce Paramaz'da, sonra da Saklı Tarihin İzinde. Sen ne yapmak istiyorsun? Önce onu açıkla bize. Ben hafızanın eksik yanını tamamlamak istiyorum. Hakikaten solun muzdarip olduğu enternasyonizm konusundaki eksikliğin giderilmesine katkı sunmak istiyorum. Yani bu konuda tabii ki sosyalist örgütler başta olmak üzere tarihçileri, akademisyenleri bu konuda bugüne kadar anlatılan tarihin hakikat olmadığını ve gerçeklerin açığa çıkmasının sağlanmasına yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü işin bir yanı bu, bir başka yanı da hani tarih tekerrürden ibaret değildir kuşkusuz. Fakat dünü konuşmak, tarihi konuşmak, bugünü anlamak ve bugün dünkü olumsuzlukların yaşanmaması için tedbirler almak için de çok gerekli bir şey. Yani siyasal tarih bilinci diyoruz aslında buna. Yani bir tür deney tecrübe, bir tür teori. Dolayısıyla ne yazık ki Türkiye'de aydınlarda, sol sosyalist harekette hafızada eksiklik var. Seninle bu konuyu çok konuştuk, çok da ilgilisin. Paramaz kitabının yayınlanmasından bu yana 5 yılı aşkın bir zaman geçti. 6. baskıyı yaptı. Kitabın içeriğinden kaynaklanarak bir belgesel film yaptım ve onlarca konferansa gittim. Birçok yazı yazıldı bunun üzerine. Ama solun bir kesimi ısrarla ve ısrarla inat ederek hala kendi tarihini 1920'de ve Mustafa Supiler'den başlatıyor. Öncesine gitmiyor. Yani Türkçü bir tarih perspektifi, algısı var ve bunu da ısrar ediyor. Ben bunun artık utanmazlık olduğunu düşünüyorum. Yani başka kelime bulamıyorum. Tabii ki literatürde bunun karşılığı şövenizm, enternasyonalizm noksanlığı. Ama bunun aşılması lazım. Çünkü eğer biz bunu aşamazsak, hem geçmişin ne olduğunu, nelerin cereyan ettiğini anlayamaz ve kavrayamayız. Geçmişi bilemiyorsak da geçmişteki hatalara yeniden düşmek ya da öğrenmeyi deneme yanılmaya kadar sıkıştırmak kadar gereksiz bir işin içine gireriz. Bu ise enerji kaybı, can kaybı ve zaman kaybı. Benim yapmak istediklerim bunlar Nazım. Evet, bu konuda en önemli şey bilmemek değil, bilmediğimizi bilmemek. Yani sen bunları gösteriyorsun. Çok önemli. İnsanlar öğrenince zenginleşir. Ne var ki bunda? Yani öğrenmeden kimseye bir zarar olmaz. Her öğrendiğimiz yeni bilgilerle önümüzde büyük şeyler açılıyor. Mesela işte çok kitap okuyanlara sorulan bir soru vardır. İşte ya bu kadar okudun mu? Bunları biliyor musun falan? Sadece cehaletimin boyutlarını anlıyorum. O fikir sahibi oluyorum okudukça. Çünkü bilmediğimiz bir konu, mesela Paramaz'la beraber bir şey oldu böyle. 2015 yılında Ermeni sorunuyla ilgili çıkan kitaplarda bırak hani bizleri Ermeni entelektüelleri, aydınlı arkadaşlarımız bile ilk kez tanıştıkları Ermeni aydınlar var. O kitapta işte Onur ve Utanç kitabında Evrensel'den çıkmıştı. Evet.
Şimdi senin kitaplarında da böyle bir dünyaya açılıyoruz. İstersen şeyden başlayalım. Türkiye'de işte Özgürlük Hareketi olarak Abdülhamit istibdadından sonra meclisin yeniden açılması, ikinci meşrutiyet 1908 ve bunu sağlayan İttihat Terakki Cemiyeti var. İttihat Terakki nasıl bir cemiyet? Cemiyet mi, parti mi, nasıl bir örgüt yapısı? Ondan biraz bahseder misin? Tabii. İttihat Terakki birçok safhadan geçiyor aslında. Abdülhamit'in gadrinden ve istibdadından dolayı yurt dışına çıkmış aydınların daha çok da Paris merkezinde oluşturdukları ve muhalefeti oradan sürdürdükleri, ülkeyle sınırlı cılız bağların olmalarına rağmen muhalefeti oradan sürdürdüğü bir örgüt. Birkaç kez isim de değiştiriyor aslında. Önce Osmanlı İttihat ve Terakki oluyor. Jön Türkler, onların genel adları aslında. Jön Türk diye muhalefetin tamamı bu isimle adlandırılıyor. Fakat 1902'de ilk konferanslarını gerçekleştiriyorlar. Bu konferansa Abdülhamit'e muhalefet eden eşitlik, özgürlük, adalet talebi çerçevesinde bir araya gelmiş. Sadece Türk ve Müslüman orijinler değil, Ermeni, Rum örgütler de katılıyorlar bu konferansın içine. Fakat 1902 konferansından sonra yol almakta zorlanıyorlar açıkçası. Esas itibariyle onların 1907'de Paris'te gerçekleştirdikleri konferans zaten bir yıl sonra işte Selanik'te İttihat ve Terakki'nin Enver ve Sabri öncülüğünde uzun süredir hazırlıklarını yaptıkları kalkışma ile başka bir safhaya geçiyor. Selanik tabii daha önemli bir rol üstleniyor giderek İttihat ve Terakki içinde. Abdülhamit ordu içerisinde de kendisine sadık olarak görmediği, daha çok da kurmay heyetinden yetişmiş subayları İstanbul'da, payitahta pek tutmuyor. Onları daha uzak yerlere de görevlendiriyor. Balkanlar ve Selanik bunlardan bir tanesi aslında. İttihat Terakki daha çok da asker kökenli bir örgüt haline Selanik'teki bu yapısıyla birlikte ulaşıyor. Ve işte 1908'de bir ayaklanma ve bu ayaklanmanın bastırılamaması ama çok örgütlüler şeyde ordu içerisinde. Sivil hareket içerisinde de çok örgütlüler. Hatta şunu söyleyebilirim, Anadolu'da İttihat ve Terakki o tarihte var olan, kurulu olan Ermeni partilerin ilişkilerini kullanıyor. Çok yakınlar ve çok birlikteler. Ve en enteresanı da hani 1908, onu devrim diye tanımlamak lazım. Hakikaten günlerce eşitlik, adalet ve özgürlük talebiyle bir bayram havasında sokaklarda insanların 33 yıl süren istibdada karşı kutlamalarıyla geçiyor. Ve her anlamda işte af çıkıyor, Türkiye, Osmanlı'ya girişi yasak olan aydınlar dönebiliyorlar. Ermeni partileri geliyorlar ve yasal olarak kendilerini kuruyorlar bu topraklarda. Çünkü İttihat ve Terakki ile ilişkileri çok derin, çok birlikteler. Bir şey söylemeliyim, bir 31 Mart kalkışması vardır 1908 devriminden sonra. Yani Abdülhamit'in o hareketin arkasında ne kadar olup olmadığı tartışmalıdır. Ama genel olarak hareketi, onun bu karşı çıkışı, onun örgütlemediği doğrultusundadır ki birçok tarihçinin yaklaşımı. Ama hoşnut da olmuştur tabii bu durumdan. Fakat bu bastırılıyor. İttihat ve Terakki güçleri ve ittifak sürdürdüğü Ermeni partileri tarafından bu gerici hareket bastırılıyor. Ve bugün Abide-i Hürriyet'te Şehitler Tepesi olarak bilinen mezarlıkta Ermeniler ve Türkler birlikte gömülüyorlar orada. Bugün tamamen orası bir Türk mezarlığı olarak biliniyor ve anılıyor. Ve adı da kardeşlik mezarlığı aslında orasının. Ve Enver Paşa'nın o mezarlıkta Ermeni ve Türk milislerin töreninde yaptığı konuşma var. Burası bir kardeşlik mezarıdır diye. Yani tarih
alt üst edilmiş açıkçası ve bunların açığa çıkartılması gerekiyor. Çünkü bugün işte Hrant Dink meselesi hala değil mi hafızalarımızın bir yanında. Her Türkiye'deki sıkıntıda şövenizm ve bir tür milliyetçiliğin kabartılması durumunda akla hemen Ermenilere düşmanlık getiriliyor. Ama bu böyle değil. Yani baktığınız zaman hakikaten İttihat Terakki ile birlikte 1908 ile birlikte bir Osmanlıcı programla birlikte eşitlik, özgürlük, adalet talebiyle birlikte bir ortak vatanda bir arada yaşama arzularını görüyoruz. Bunu evet. Seninle daha önceki programımızda konuşmuştuk, o Paramaz'ın Van savunması. Çok evet. Muhteşem bir şey yani. Evet. Ondan da söz edelim, yeniden izlememiş olanlar vardır ve 5 sene geçti üzerinden. Bu arada Ermeni partileri diyoruz. Ermenilerin kaç partisi var ve bunların tabii ben buraya not aldım bunu biliyorum ama izleyicilerimiz için sen söyle. Kaç partisi var ve bu partilerin nitelikleri ne? Etki güçleri nasıl? Yani 1908'den sonra yasa olarak kurulmuş ve parlamentoya milletvekilleri göndermiş Sosyal Demokrat Hınçak Partisi var ve Ermeni Devrimci Federasyonu var. Ermeni Devrimci Federasyonu daha yaygın ilişkilere sahip. İttihat Terakki listesinden seçimlere girip parlamentoya temsilcilerini gönderiyorlar. Hınçakların bir temsilcisi var ve giderek İttihat Terakki'nin iktidara geldiği yıllardan, yani 1908'den 12'ye doğru gericileşmesi, bir tür siyasal gericiliği politik haline getirmesiyle birlikte Hınçaklarla ilişkisi tamamen bitiyor. Çünkü Hınçaklar Marksist temelde, Cenevre'de kurulmuş bir parti. Ermeni Devrimci Federasyonu Tiflis'te kurulmuş. 1890'da Ermeni Devrimci Federasyonu kurulmuş. 3 yıl önce de Hınçaklar Cenevre'de kurulmuşlar. Ve parti içerisindeki, Hınçaklar için söylüyorum bunu, parti içindeki tartışmalarda esas olarak sosyalizmle kurdukları ilişki onların en temel meselesi olmuş. Bölünmeleri, ayrılmaları, saflaşmaları tamamen bu meseleyle ilgili. Yani bir sosyalist programdan vazgeçmiyorlar sonuna kadar. Sonra giderek bunu Osmanlıcı bir programla birleştiriyorlar 1908'den sonra. Esas olarak etkili olan bu iki parti. Ermeni Devrimci Federasyonu yer yer içinde milliyetçi görüşleri barındırmakla birlikte İttihat Terakki ile en yakın ilişkiyi sürdürüyor ona. Çok yakınlar. Taşnak işte. Taşnak diye. Evet, evet. Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnaklar diye bilinir. İşte evet. Hınçaklar dediğimizde Hınçak Sosyal Demokrat Partisidir. Hınçak ne demek? Bunu da söyle. Çan demek. Çan. Çan. Anlamadım. Evet. Ermenice. Evet. Şimdi bir de o yılların dünyasını anlamak da, şimdi kitaba bakınca, senin kitaba diyorsun ki ya nasıl bir dünya var orada. Mesela şimdi Boyacıyan, Murat Kodlatlı Boyacıyan, evet. İstanbul'da Gedikpaşa eylemini düzenleyicileri arasında olduğu için aranmaya başlayınca Cenevre'ye gidiyor. Oradan da Paris'e geçiyor. Sonra Paris'te partinin kararıyla Muş'a geliyor ve Sason'da gerilla örgütlüyor. Şimdi bir Paris'e giden, ondan sonra Cenevre'de olan, sonra Muş'a dönmesi falan ya da Van'da yeniden örgütlenme çalışmaları için bulunanlar, Van merkezli çalışmalar yapanlar, nasıl bir dünya vardı o zaman, onu da kitabında çok güzel aktarıyorsun sen. İzleyicilerimizle paylaşalım onu. Devamını aslında getirmedin. Daha enteresan olan da Murat, yani Hamparsun Boyacıyan 1908 devriminden sonra da parlamentoya milletvekili olarak geliyor. Yani evet. Yani dağlarda hani gerillacılık yapmış, cezaevi yapmış falan, sadece o değil. Osmanlı Bankası baskını var Abdülhamit döneminde. Bir propaganda amaçlı yapılmış bir şehir gerilla eylemi diyelim ona.
ve Abdülhamit onlarla anlaşmak zorunda kalıyor. Marsilya'ya gidiyorlar. Karakim şey, yani, ya da Armen Garo. Baskından sonra hiç kimse tutuklanmıyor. Yani serbestçe gidiyorlar. Hayır, değil hayır, mi? Hayır, tutuklanmıyor. Bankadaki paralara da dokunmuyorlar. Çünkü propaganda yapmak istiyorlar. Yani Avrupa'daki kamuoyuna yaşadıkları buradaki sıkıntıları anlatmaya dönük bir eylem. Onun da öncüsü Armen Garo. O da 1908 ikinci meşrutiyetin ilanından sonra af kapsamında Türkiye'ye gelip o da parlamentoya giriyor vekil olarak. En enteresanı yazarken gerçekten ben de bilgiler elime ulaştıkça şaşkınlık geçirdim. Vahan Papazyan, Goms adıyla tanınıyor. Meşrutiyet ilan edildiğinde dağlarda ve ona diyorlar ki ya artık devrim oldu yani senin inmen lazım. İnanamıyor bunun Abdülhamit'in bir oyunu olduğunu düşünüyor ama sonra ikna ediyorlar ve indiğinde aşağıya alay komutanı, vali bir tören kıtası karşılıyor. Daha düne kadar kanlı bıçaklı olan insanlar ve konuşma yapıyor yani alay komutanı. Artık devrim oldu. Dün birbirimize kurşun sıkıyorduk ama bugün artık kardeşiz ve birlikte bu ülkenin modernleşmesi ve gelişmesi için mücadele edeceğiz diyor. Şimdi bu çok şaşırtıcı tabii bunlar. Yani bize anlatılan sürekli bir yani kavga, dövüş, birbirini kovalayan, birbirinin arkasından dolanan, birbirinin kötülüğünü isteyen, birbiri için olmadık kötülükler yapan insanlar değiller bunlar yani. Birlikte aynı vatanda birlikte yaşayarak bu ülkenin kalkınması için Osmanlıcı bir programın hayata geçirilmesi için birlikte mücadele eden insanlar. Ki meclis tutanakları bambaşka bir şeydi tabii. Evet, peki senin kitabında bize tanıttığın birisi daha var. Velestinli Riga ve onun idealleri, o yıllardaki metinleri, Osmanlı'ya önerdiği anayasa ve hazin sonu. Bunu da aktarır mısın izleyicilerimize lütfen? Elbette ben aslında sosyalist hareketin gelişimi, modernleşme ve demokrasi mücadelesini anlatırken Osmanlı'da bir de arka plan sunmak istedim. O arka planda da 3. Selim dönemine denk gelen ve Türkiye'de çok fazla bilinmeyen Herkül Milas'ın aslında o da yani Türkiye doğumlu ODTÜ'de okumuş şu anda Yunanistan'da bir kitabı, bir çalışması var. Ondan çok faydalandım. Velestinli Riga Fransız ihtilalinden etkilenmiş eşit yurttaşların demokratik bir ortamda eşitçe ve kardeşçe birlikte yaşayabilecekleri bir toplum arzusu içerisinde. Bunu yazılı olarak da döküyor zaten ortaya. Hatta onu Napolyon'un ajanı olarak falan görüyorlar. Ama o şöyle bir perspektife sahip. Yani Fransız devriminin ülküleri ve Fransız devriminin idealleri Fransızlar tarafından hemen her tarafa yayılabilir ve gönderilebilir. O ideallerin peşinde o. Bir talihsizlik oluyor. Yani Belgrad'da çalışmalarını daha yaygın bir hale getirecek iken gönderdiği posta arkadaşının ortağının eline geçiyor. O da korkuyor. Polis merkezine gidiyor. Zaten polis merkezinde bir kaydı var. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, ağır işkencelerden geçiriliyor ve 8 arkadaşıyla birlikte Belgrad'da boğduruluyor. Esasen savunduğu anayasası, yani 3. Selim dönemini düşündüğümüzde yurttaşların eşitliği, adaletli ve özgürlüğün sağlandığı bir toplum idealinin 3. Selim dönemiyle nasıl denk getirebiliriz? Bugün bir düşünmek lazım yani. Bugünden bakıldığında bu bir fantazi olarak görülebiliyor ama bunlar hep tarihte bedeli ödenmiş demokratikleşme ve modernleşme çabaları. Ben bunun da bilinmesini istedim. Fakat Velestinli Riga'sın başına gelen her milliyetçi akımların yaptığı revizyon Velestinli'nin de başına gelmiş. Yunan milliyetçileri onu bir Yunan milli kahramanı haline getirmişler. Hiç alakası yok. Yani Velestinli Riga'sın bunu aslında Mihribelli
bir kitabında başlık olarak kullanmıştı. Rigas'ın dediği gibi diye, o kralcı faşist orduya karşı Yunanistan'da Rodop Dağları'nda Mihri abinin bir mücadelesi var, bunu biliyoruz. O da katılmış ve Kapitan Kemal adıyla biliniyor. Rigas'ı o da orada tanımış. Rigas'ın Balkan halklarına önerdiği eşitlik ve kardeşlik şiirini ben ilk kez sağlığımda ondan duymuştum. Rigas'ın yanı sıra bir de Tanzimat'ın getirdiği rahatlama ile her cemaatin kendi anayasası, kendi iç hayatını tanzim eden bir yazılı belge oluyor. Ermeni Anayasası diye bilinen o belgenin yazım ekibinde bulunan Krikor Odyan, daha sonra Mithat Paşa Anayasası yani kanuni esasının da yazım ekibinin içinde, bu aradaki bağı da kurarak anlatmaya çalıştım. Evet, kitabın bir ön sözü var, bir de arka sözü var. Ön sözünü Ertuğrul Kürkçü'ye yazdırmışsın. Arka sözünde Garopaylan'a, kitabı bitirdikten sonra Garopaylan değerlendirme yapıyor ve senin nasıl bir iş yaptığın konusunda da çok da güzel şeyler yazmış. Bu seçimi neden yaptın? Bir, ve bu ön söz ve son söz için senin değerlendirmelerin neler? Yani Ertuğrul Kürkçü ile tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. HDK ve HDP sürecinde de birlikteydik. O benim ilk çalışmamdan da haberdar. Bu çalışmamı da sordu. Ona aktarmış, bilgi vermiştim. O zaman demişti ki ya biz Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin sen eksik fasiküllerini yazıyorsun. Yani o ansiklopedinin bu yanı eksik kalmıştı. Dolayısıyla ben bu sözü nakşetmiştim aklıma. O Ertuğrul'dan rica ettim o yüzden ön sözü yazmasını. Sağ olsun ön sözü yazdı. Arka bölümde ise son söz ya da bitirirken bölümünde Garo'dan yazmasını şu nedenle istedim. Çünkü ben son bölümde Osmanlı Meclisi mebusanında mücadele eden sosyalist Ermeni vekillerden bahsediyorum. Aslında bu da yeterince bilinmiyor. Bunlar bir grup gibi çalışıyorlar. Grup değiller çünkü farklı partilerden seçilip meclise girmişler. İki tanesi İttihat Terakki listesinden girmiş. Bir tanesi Murat, yani Hampasun Boyacıyan, Hınçakları kendi listesinden girmiş. Bir de bağımsız, daha çok Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'nun temsilcisi olan Dmitar Vlahov var. Bunlar kanun tasarıları sırasında daha çok da 8 saatlik iş günü, grev hakkının korunması, kadın hakları, basın özgürlüğü ve adaletli vergi alınması gibi, eğitimin modernleştirilmesi gibi konularda sürekli kürsüyü kullanan, sürekli sosyalizmi anlatan ve bu yüzden de mecliste büyük patırtıların çıkmasına neden olan 4 vekil. Şimdi Türkiye'de yıllar sonra 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin meclise girmesiyle birlikte o duvarlarda sosyalizm lafları yankılandı. Daha sonra da işte bildiğimiz gibi HDP'li vekiller var, sosyalist çokça sayıda. Arada çok uzun bir dönem var, yani 1912-1965. Neredeyse sosyalizm sözcüğü o kürsüde hiç dillendirilmiyor. Bu vekiller ise sürekli hem sosyalizm propagandası yapıyorlar hem de bir ortak vatanda birlikte ülkenin kalkındırılması için ne tür yasalar çıkartmak gerekir? Halkın yararına, işçi sınıfının faydalanabileceği yasalar çıkartmak gerekir mücadelesini veriyorlar. Ben de şu anda mecliste olan, tek temsilci olan, Ermeni vekil olan Garopaylan'a yazdırdım. Garo'yla daha önce meclis kütüphanesinde bir inceleme yapmıştık. Genel kurul salonunda da 3,5 dakikadır arşivlerin bulunduğu meclis kütüphanesi. Türkçeleştirilmiştir bunlar. Hatta erişime açılmıştır. Yani kütüphaneye gitmeden bile internet üzerinden bu belgeleri ulaşmak ve okumak mümkün. Fakat yani bu konuda da bir
bir sıkıntı var. Yani konu Ermeni meselesi oldu mu bir sıkıntı oluyor zaten. Evet. Ben de 2015'te 1915 Tehcir Yolu belgeselini yaptığımda şöyle tepkiler almıştım. Yani bu tarihte kalan bir şey. Niye bu konuyu deşiyorsun? Ben de birçok belgeselden sonra aldığım tepkilere verdiğim cevabı vermiştim. Senin de mutlaka cevabın öyledir. Bu ulus, yani Türkler, sadece katillerden, hırsızlardan, vahşi katliamcılardan ibaret değildir. Değil mi? Tarih bunları yazıyor. Vicdanlılarımız var ve biz o vicdanı ortaya çıkartmak istiyoruz. Eğer siz de ne mutlu Türk'üm diyene demek istiyorsanız, kendinizle ilgili övünmek istiyorsanız, o zaman buyurun gelin bu gerçeklerle yüzleşin ve bu gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayın diye. Mesela senin sözünü ettiğin milletvekillerinden Kirkor Zorap, ben onu tanıdığım zaman gerçekten bir insan nasıl bu kadar olabilir, bu kadar nitelikli olabilir diye şaşırıp kalmıştım. Onun Vedat Türkali kitabında, Bitti Bitti Bitmedi kitabında, romanında, onunla ilgili de bir bölüm var, izleyicilerimize onu da paylaşmak istiyorum. Beyoğlu'nda işte büyük kulüpte Serki Dorian'da akşam yemeği yerken Talat Paşa kalkıp yanına geliyor ve yanağından öpüyor. Ondan sonra mecliste de kavga etmişler yani orada. O paşam diyor, bu ne iltifat böyle diyor. İçimden geldi diyor ve gidiyor. Meğerse daha sonra yaşanacaklara bakınca veda etmiş Kirkor Zorap'a. Kirkor Zorap Taksim'deki evine giderken kapıdan alınıyor ve milletvekili arkadaşları trene bindirip Diyarbakır'a yollanıyor. Orada da Çerkez Ahmet Çetesi tarafından kafaları taşla ezilerek öldürülüyor. Bu şekilde vahşet. O belgeseli hazırlarken 1915 Tehcir Yolu şunları görmüştüm. O Ermeni entelektüelleri, milletvekilleri, Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'inde ilk yılları için böyle Türkiye toplumunun beyni böyle kaba koyacağı gibi oyulup dışarı çıkartılmış ve dışarıya sadece beden kalmış. O yüzden de bu taş kafalılar cumhuriyeti olarak yola devam etmişiz diyoruz. Biraz bu milletvekillerinden, hem isimlerinden, Garopaylan sonunda hepsini teşekkür ediyor ve Ermenice mücadeleleri devam ediyor diyor. Çok duygusal biçimde. Bu milletvekillerinden bahseder misin biraz? Tabii. Varkas Serengülyan, Erzurum milletvekili ve yani 100 bine yakın oyla seçilerek parlamentoya gelmiş. Vahan Papazyan'ın ismini söylemiştim. Adana Kozan milletvekili Hamparsun Boyacıyan, Selanik milletvekili Dimitar Vlaov, Kim Vlaov daha sonraki süreçte de Yugoslavya'da önemli bir sosyalist şahsiyet oluyor. Kirkor Zorap'tan bahsettin. Aslında Kirkor Zorap doğrudan bu grubun içinde olmamakla birlikte bu gruba en yakın insan. Daha çok anayasacı, liberal olarak tanımlanır Kirkor Zorap, ama dediğin gibi gerçekten onun önermelerini, o dönem sürdürdüğü mücadeleye baktığında, yani işte bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesinin en temel argümanlarını dillendirmiş, son derece entelektüel, aydın bir insan ve hatta sık sık o sosyalist vekillere uğratılan şiddet karşısında kürsüye çıkıp ne var ben de sosyalistim, niye bu kelimeden bu kadar rahatsız oluyorsunuz diyebilen bir insan. Mesela kadın haklarıyla ilgili bir tartışma var ve ben hakikaten bu kitabı yazarken çok fazla bugünle bir bağlantılar kurdum. Yani bugünün aktualitesiyle 100 yıl önce yaşanan kimi olaylar o kadar benzerlik gösteriyor ki bu can da sıkıyor açıkçası. Şimdi bir askerlik yasası var. 55 yaşından büyük kadınlarla ve 9 yaşından genç kadınlarla evlenen
erkekler askerlikten muaf tutuluyorlar. Tabii bunun bir hile olduğu mecliste konuşuluyor ve ama esas konu evlenme yaşına geliyor. Yani 9 yaşında bir genç kadının çocuğun işte evlenilmesi meşru mudur? Fakat konu şeriata gelip de siz şeriata hüküm mü kesiyorsunuz? Şeydir, uygundur 9 yaşı deyince tartışma başka bir noktaya gidiyor. Ancak orada hamparsun boyacıyan, ya bizim cemaatimizde evlenme yaşı 15'tir, Avrupa'da hatta 17, 18, 19'dur deyip tartışmayı orada sonlandırıyor. Bir başka tartışma daha var. Dağa çıkmak meşru mudur? Yani o dönemin başbakanıyla tartışıyorlar. Çünkü Çakırcalı Efe 1911 ve hala dağda yıllardır. Yani yüzlerce insanın ölümünden de sorumlu tutuluyor ama efsane de olmuş tabii. Efsane yani. Bir türlü yakalanamıyor. Dağa niye çıkılır tartışmasında Boyacıyan bir konuşma yapıyor. Dağa iki nedenle çıkılır diyor. İşte bir hırsızdır, halka zulmeder ve kanundan kaçar. Ama halkla iyi ilişkiler sürdürür ve dolayısıyla dağlarda barınma imkanı yakalar. Bir de diyor siyasi nedenlerle dağa çıkanlar vardır diyor. Ve yani bunu anlamak lazım. Bunlar halktan yardım görürler, meşrudurlar, talepleri vardır. Şimdi bunun üzerine başbakan tabii ki yanıt veriyor ona. Ve şunu unutuyor. Bütün bu konular konuşulurken mecliste 3 ya da 4 tane gerilla var. En önemlisi İttihat ve Terakki Abdülhamit'e karşı dağa çıkmış bir örgüt. Yani Enver'in, Niyazi'nin dağa çıktığını biliyoruz Selanik'te. Meşrutiyet ilan edilsin, parlamenter düzene geçilsin ve özgürlük elde edilsin diye. Dolayısıyla çok ilginç tartışmalara da rastladım ve bunları kitapta aktarmaya çalıştım. Ben de biraz siyasi magazin yaparak devam edeyim. Abdülhamit'e karşı hareketlerin merkezi Selanik, özgürlük hareketlerinin yapıldığı yer. Mehmet Bozışık, onu da saygı ve rahmetle anıyorum. TKP'nin en yaşlı ilk üyelerinden de 90'lı yaşlarında ben onu da tanımıştım. Mutlaka sen de tanımışsındır. Milliyet'te röportaj yaparken şöyle söylemiştim. Dedim ki siz dedim nasıl başladınız bu siyasi mücadeleye? O zaman 1908 öncesi Selanik'te dedi işte hürriyet, adalet, eşitlik şiarıyla yürüyen dedi nümayişler yapılırdı. Onların arkasında da dedi çember çeviren çocuklar vardı. Onlardan biri bendim dedi. Yani şeyde Selanik'te. Sonra sonraki yıllarda Selanik böyle bir yer. Abdülhamit'e karşı hareketlerin ilk kaynağını oluşturuyor. Ama Abdülhamit tahttan indirildikten sonra da Selanik'e yollanıyor. Ve 1912'ye kadar da işte Balkan Harbi'nin bitişine kadar da orada kalıyor. Orası şimdi Abdülhamid'in yaşadığı köşk. Şimdi Kuzey Makedonya Bakanlığı olarak o bina hizmet veriyor. Abdülhamit yani Selanik'e bir biçimde dönmüş. Şimdi İttihat Terakki'nin şeyi var. Özgürlük hareketi olarak gelişiyor. İşte eşitlik, hürriyet, özgürlük. Fakat çok kısa süre sonra tatili eşkal kanunu çıkartıyor. Ve böylece kimliğini belli ediyor. Üstelik de sen kitabında söylüyorsun, sermaye konusunda bakış açısı her vakitten ziyade emniyetle baş etmeye mecbur olduğumuz sermayedarları korkutmuş olursunuz grevlerle diye de altı çizilisi bitimlerim var. Özgürlük ve İttihat Terakki arasındaki bağlar ne zaman kopuyor? Yani iktidara gelmek için İttihat ve Terakki'nin, daha doğrusu Abdülhamit istibdadından kurtulabilmek için ittifak yaptığı güçlerle, bunlar eşit fikirlere sahip değiller. Aslında baştan beri Hınçakların belki de en özgün yanı o. Marksist bir damardan ve gelenekten geliyorlar ve İttihat Terakki içerisindeki Türkçülüğü, milliyetçiliği
başından beri görüyorlar ve bu konuda daha tedbirli, daha mesafeli bir ilişki sürdürmek istiyorlar. 1908 devrimi sonrasında işte 8-9 ay sonra 31 Mart ayaklanması ve arkasındaki sürece kadar hep birlikteler aslında. Bunu meclis tonaklarında sürdürdükleri tartışmalardan da görmek mümkün. Fakat bir Adana katliamı var orada. 25 bin civarında Ermeni'nin katledildiği. Bu İttihat Terakki içinde de bir yalpalanmaya, bir dalgalanmaya neden oluyor. Ama çok uyarıcı bir katliam bu ve sermayenin o yörede el değiştirmesinin provası aslında. Adana'daki bu katliam ve sonrası gelişen olaylar. İttihat Terakki Balkan Savaşı ve bir paylaşım savaşına doğru gidildiğini görünce daha önce sahip olmadığı Türkçü bir politikaya sarılıyor. Ve dolayısıyla İttihat Terakki'nin tamamen kendisini bir Türkçülük üzerinden kalıba döktüğü bir dönem var. Ve bir iddia vardı 1911'de Selanik'te bir gizli kongre yaparak bu hatta girmeyi, bu doğrultuda politika yapmayı karar altına alındığı söylenir. Ve ondan sonra siyasal gericileşmesi hızla devam ediyor. Ve daha sonraki süreçlerde seçimlerde uyguladığı antidemokratik uygulamalar, seçim bölgelerinin değiştirilmesi, muhaliflerin seçimlerden önce tutuklanması, adaylarının gözaltına alınması ve propaganda serbestliğinin kısaltılması gibi bir dizi, işte sopalı seçimler diye bilinir 1912 ve daha sonra da Baba Ali baskınıyla birlikte artık tamamen bir totaliter rejime yönelir. Sen Selanik'le ilgili bir anekdot anlattın. 1908 sonrası Selanik'te Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu var. Ağırlıklı olarak Yahudilerin örgütlendiği ama içinde Ermeni, Rum ve Türklerin de olduğu bir dizi grev örgütleyen, 1 Mayıs'ları kutlayan çok büyük bir örgüt. Fakat daha sonra Balkan Savaşı ile birlikte Selanik'in Osmanlı topraklarından ayrılması, çıkması ve orada birikmiş olan deney ve hafızanın da yok olmasını beraberinde getirmiş. Bunun altını çizmek istedim. Tadili eşkal, yani grev yasağı ise İttihat Terakki'nin 1908 devriminden sonra hemen pıtrak gibi grevler beliriyor. Çünkü toplum şeye susamış, yani özgürlüğe, hak talebine, eşitçe yaşama talebi var. Hemen her kesimde. Tabii daha çok da çalışanlar da var bu. İşçiler de var. Çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Çocuk işçiler çalıştırılıyor. 13-14 saat çalışıyorlar ve hak talebi konusundaki tek araçları da tabii ki grev. Fakat İttihat Terakki o senin demin okuduğun pasaj çerçevesinde bir tedbir olarak önce meclise kanunu getirmeden bir hükümet kararnamesi olarak grev yasaklarını gündeme getiriyor. Sonra meclise bunun ayrıntılarını getiriyor. O meclisteki o tartışmalara ilişkinde çok enteresan tutanaklar vardı. Onları da anlatmaya çalıştım. Mesela Hamparsun Boyacıyan diyor ki ya biz halkların kardeşliğini istiyoruz. Yani halklar birbirlerine nefret ve düşmanlık duymasın. İşte işçiler bir eşit hak arama mücadelesinde yan yana, sendikalarda birlikte yan yana gelirlerse kardeşleşirler. Dolayısıyla sendikaların yaygınlaşması lazım. Bunlar sendikalarda birlikte mücadele etmesi lazım diye meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşma var. Kadir, o kadar güzel anlatıyorsun ki, o kadar bilinmeyen konular ki bir tarih öğrencisi, okurumuz, bizim düzenli izleyicimiz Nazlı Okural diyor ki o kadar güzel gidiyor ki başı aldım diyor, oradan başladım diyor. Bizi sonradan izlemeye almış galiba. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum burada. Mesela Ermeni meselesi gündeme geldiği zaman siyasetçiler, efendim biz bunu tarihçilere bırakalım. Yani biz bu konuyu tarihçilere bırakalım. Bırakalım, peki bu kadar kitabı kim okuyacak? Bu sadece bir kitap. Yani düşün ki
kitap okuyor musun diye sorulduğunda vallahi arkadaşlar okuyor, onlar bana anlatıyor diyen siyasetçilerimiz var. Raymond Kevorkyan bu kitap hepimize kaynak olan bütün akademik hayatını bu işe ayırmış. Ermeni soykırımına ayırmış ve her türlü, sen bil gayet yakından biliyorsun, belge, tarih, zaman hepsi var içinde. Ama bunu kim okuyacak, anlatacak? Hiç olmazsa Kadir Akın'ımız var diyorum. Bizim de yüz akımız. Onları, onun kitabından okuyarak bir yere gelebilirler. Her söyleşinin son sözü konuğundur. Birkaç dakikamız daha var. Eklemek istediklerini lütfen ekle. Ayrıca bizim gece programlarımızda da arkadaşlarıma söyleyeceğim. Kadir Akın birkaç kez daha gelsin ve burada konuşmadıklarını da orada anlatsın diyorum. Eklemek istediklerin nelerdir? Öne çıkartmak istediklerin var mı? Güzel sözlerin için sana çok teşekkür ederim. Çok ilgili olduğunu biliyorum bu konuyla ilgili. Söyleyeceğim şu, söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum burada. Yani Ermeniler ve Türkler hep birbirleriyle kavgalı ve birbirine düşman, birbirinin arkasından dolanan insanlar değillerdi. Bunlar bir arada birlikte Osmanlı'da yaşadılar ve bunların siyasal temsilcileri eşitlik, özgürlük talebiyle ortak bir vatanda, parlamentoda mücadele ettiler. Ama İttihat Terakki'nin Türkçü politikaları ve bu topraklarda sadece ve sadece Türklerin yaşaması doğrultusundaki ideali ilişkileri başka bir noktaya taşıdı. Diğer bir konuda Osmanlı Meclisi'nde gerçekten bu sosyalist grubun sürdürdüğü mücadeleyi bilmemiz lazım. Yani sosyalist hareketin ne türden sosyalist oldukları ayrı bir tartışma konusu, ama bunlar sosyalizm idealini mecliste gerçekten dik tutmaya çalışmışlar. Bunu görmemiz gerekiyor. O kimi siyasetçilerden söz ettin. İşte meclis genel kuruluna 4 dakika o arşivin bulunduğu kütüphane ve hepsi Türkçeleştirilmiş. Örneğin Bahan Papazyan'ın eğitimle ilgili yaptığı bir konuşma var. Bugünü anlamak için onun yaptığı uzun konuşmayı tutanaklardan okumak gerekiyor. Hatta süreyi aşıyor. Fakat Müslüman ve Türk vekiller de o kadar çok etkileniyorlar ki, ya bırakın konuşsun, istifade ediyoruz diye neredeyse 2,5 saat konuşturuyorlar. Yani ve Türkiye'nin bugünkü eğitim düzeyini öğrenebilmek için o tutanaklara bakmak lazım. Dolayısıyla benim kitabı okumakta büyük fayda var. Evet, biz de izleyicilerimiz şimdi bana yayından, ana kumandanın arkadaşlar söyledi. Sen pazar günde Tarihin Peşinde konuk olacakmışsın. Evet, Erdoğan Aydın ve Ayşegül'ün konuyu. Evet, pazar günü. Çok da güzel olacak. Ben de keyifle izleyeceğim bu programı. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu tür kitaplar, yani yüzleşme kitaplarına çok ihtiyacımız var. Çünkü bilmiyoruz, bilmediğimizi de bilmiyoruz. Hiç olmazsa bilmediğimizi öğrenme konusunda ufuk açıcı oluyor. Ve biz Türklerin, bu topraklarda yaşayan ulus, etkin ulus olarak hiç olmazsa katillerden, işte katliamcılardan ibaret olmadığını da göstermiş oluyoruz. Kadir Akın gibiler var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Bu kitap için sana minnettarız Kadir. Başarılar diliyoruz. Daha sonraki kitaplarında vardır herhalde, ama onlara zaman kalmadı. Artık onu öbür programda açıklarsın. Çok çok teşekkürler. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Kadir Akın. Saklı Tarihin izinde o kadar çok bilinmeyen olay, kişi, kurum aktarıyor ki bir dehlize giriyorsunuz ve aydınlanmış olarak çıkıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün bizim yayın ekibimizde Müjgan Korkmaz, Cenk Kolçak ve Evrim Doğan var. Dışarıdan da bize görüntülerini aktaran Sertaç Çelik. Hepsine teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte bir programın sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de
Sizi yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.